Son günlerin cevabı en çok merak edilen sorusu şu. Mesai saatleri azalacak mı? Belli sayılar telaffuz ediliyor. 35 deniyor. Tartışmalara son noktaya AK Parti cephesi koydu. Grup Başkanı Abdullah Güler gündemimizde böyle bir çalışma kesinlikle yok. Bunlar algı dedi. Ama şunu ekledi. Emeklilik şartlarında bir değişiklik sinyalinin olacağını dile getirdi. Çünkü Avrupa'nın ölçeğinde baktığımızda, dünyada baktığımızda dörde bir emekliyle çalışan oranı diyor. Ama Türkiye'de 32 milyon çalışan 16 milyon emekli var. İkiye bir bu oran dedi bu oranın dengelenmesi lazım diyor. O yüzden sürdürülebilir bir sistemi inşa etmemiz gerek dedi gerek haftalık çalışma saatleri gerekse günleri açısından herhangi böyle bir gündemimizde böyle bir çalışma yok. Mesai saatleri kısalıyor mu sorusu yanıt buldu. Son noktayı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler koydu. Belli sektörler içinse esnek çalışmaya kapıyı aralık bıraktı. Özellikle pandemiyle beraber daha kısa süreli çalışma, daha esnek çalışma modelleri de tabii öneriliyor, çalışılıyor. Bu mahiyette eğer olabilecekse sadece belli meslek kullanan olabilecek. Sadece çalışma saatleriyle ilgili tartışmalar yoktu gündeminde Güler'in. Sözü emeklilik sistemine getirdi. Dünya örneği, ölçeği, ortalaması... 3,5-4 çalışan bir emeklidir. Ama ülkemize baktığımızda 1,5-2 aralığındaki bir sistemin bu konularda sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Gelişmiş ülkelerin de ...uyguladığı benzer bir uygulamayı, çalışmayı bizim ülkemizde de e, hayata geçirmemiz gerekiyor. Türkiye'de 32 milyon çalışan olduğunu hatırlattı Güler. Buna karşın emekli nüfusunun 16 milyona yükseldiğine dikkat çekti. Avrupa'nın çok gelişmiş ülkelerinde e, bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'te 50'li yaşlarda bir emekliye rastlayamazsınız. Oradaki e, emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir. Hem prim miktarını e, esas alacak yaşa esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım.